Sevgili izleyiciler, kanalımıza hoş geldiniz. Zirve yarışının gerisinde kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş son oynanan Antalya Spor maçına göre Ankara Gücü karşısına 5 değişiklik yaparak çıktı. Deneyimli teknik adam Rozier, Saiz, Umut Meraş, Dele Alli ve Muleka'nın yerine Onur Bulut, Omar Kole, Masuaku, Amir Hatzahmetoviç ve Abu Bakır'a forma verdi. Dele Alli, Kerem Atakan Keskin ve Kevin Enkodu kadroya alınmadı. Siyah beyazlılar rakibini Salih Uçan ve Abu Bakır'ın attığı gollerle 2-1 yenmeyi başardı. Beşiktaş'ın yıldız forveti Cenk Tosun 84 dakika sahada kaldı ancak birçok pozisyon yakalamasına rağmen skor üretemedi. Rakip kaleyi 4'ü isabetli olmak üzere 5 kez yoklayan Cenk, Ankara Gücü kalecisi Gökhan Akkan'ı geçemedi. Kartal'ın tecrübeli kalecisi Mert Günok sergilediği başarılı performansla alkış topladı. Deneyimli file bekçisi savunma hattındaki koordinasyon eksikliği sebebiyle kalesinde gördüğü gol dışında yüksek formuyla tam not aldı. Mert kalesine gelen 4 isabetli şuta geçit vermedi. Beşiktaş'ın yıldız hücumcusu Nathan Redmond oldukça hırslı bir görüntü ortaya koydu. 84 dakika sahada kalan İngiliz hücumcu enerjik form grafiğiyle dikkat çekti. Ancak skor üretemedi. Beşiktaş'taki 3. sezonunda ilk golünü dün akşam Ankara Gücü karşısında atan Abu Bakar yıldızını parlatmayı başardı. Kartal'ın ara transfer döneminde Kayseri Spor'dan kadrosuna kazandırdığı sağ bek Onur Bulut da Rozier'den dün itibariyle formayı kaptı. 90 dakika sahada kalan Onur hem savunmadaki başarılı görüntüsüyle dikkat çekti hem de hücum hattına katkısıyla alkış topladı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Roman Saiz'in performansından memnun olmaması sonrasında ara transfer döneminde takıma kazandırılan Omar Kole dün Ankara Gücü karşısında ilk 11'de çıktı. Siyah beyazlı formayla çıktığı ilk müsabakada ortaya koyduğu etkin görüntüsüyle alkış toplayan Kole savunmada Tayyip Talha'yla iyi bir uyum yakaladı. Kartal'ın Konya Spor'dan renklerine bağladığı Amir Hadzi Ahmetoviç, Ankara Gücü karşısında orta alanda görevini iyi bir şekilde yapmayı başardı. Oyunu iki yönlü şekilde yöneten Amir, teknik ekibin beğenisini kazandı. Gaziantep'ten kiralanan Aleksandro Maxim de 84. dakikada oyuna girdi ve uzatmalarla birlikte yaklaşık 10 dakikalık süreçte gelecek için umut verdi. Beşiktaş'ın başarılı orta sahası Salih Uçan karşılaşmaya damga vurmayı başardı. Tecrübeli futbolcu 40. dakikada fırsatçılığını konuşturup takımını öne geçiren golü attı. Salih, Abu Bakır'ın 55. dakikada attığı golün de asistini yaptı. Daha güzel maç ve sonuçlarla tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.